Antakya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Reşon Duvey ile yurt içi ve gastronomi rotalarımıza devam ediyoruz. Bugün ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan medeniyetlerin şehri, hoşgörünün şehri, lezzetin şehri Antakya'ya geldik. Daha önce burayla ilgili çok güzel bir gezi videosu yayınlamıştım. Ama yeme içme videosu buradaki ilk gastronomi festivaline kısmet oldu. Lezzet festivaline kısmet oldu arkadaşlar. Önümüzdeki iki gün boyunca Türkiye'nin ve yurt dışından gelen misafirlerin yaptığı enfes lezzetleri sizlerle buluşturacağız. Bu videoda Antakya'da denemeniz gereken tonca lezzeti bulabileceksiniz arkadaşlar. Aha, bir tane de geldi. Samandağ biberi. Başıma gelecekleri çok iyi biliyorum. Böyle bir giriş yaptıktan sonra festivaldeki mekanlarda yolumuza devam ediyoruz. Denemeniz gereken tonca lezzetlerde sırada Antakya simidi var arkadaşlar. Ben ucundan biraz yedim Instagram için. Şöyle gördüğünüz gibi bir insanın kafasını rahatça sağabileceği büyüklükte. Bunu Antakya'da şu şekilde tüketiyorlar. Birazcık tuz, birazcık da kimyona batırıyorlar. Zeytinyağıyla daha güzel olmaz mıydı? Hayır. Olmuyor değil mi? Ben de zaten bu tuzla kimyon özellikle bunun için var. Özellikle buna gidiyor. Antakya'daki sokak lezzetlerinde denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi. Şimdi diğer lezzetle devam ediyoruz. Gel. Merhaba Yusuf abi. Merhaba. Başladık. Böreğimiz hazır arkadaşlar. Yusuf abimiz Antakya'daki... Abi kaç yıldır bir şey yapıyorsun? 42 yıldır talaş böreği değil mi? Tamam. Kendi yaptıkları milföylerle arkadaşlar talaş böreği yapıyorlar. Sadece şu sesi, bakın mikrofona yaklaştırdım. Sesi duydunuz, şimdi döküldü. Şöyle bir tadına bakıyorum. Taşır yaparsa daha iyi. Hmm. Ses çıkardığımız daha iyi. Kuramıyorum. Önünüze sağlık abi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Antakya'da denemeniz gereken bolca lezzetler sırada aşur var arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu muhteşem lezzetlerin içinde ben aşuru deneyeceğim. Hocam bu aşur içinde ne vardı? Aşur bir özel buğday ve nohuttan bir renk yapmam bir yemek çeşidi. Evet, Antakya'da özel buğday ve nohuttan yapılıyor. Antakya'nın en güzel yemeklerinden bir tanesi bu. O zaman ben şu kadarcık alacağım sırt tadına bakmak için arkadaşlar. Bakın şu an gösteriyorum. Bizim sanki biraz susuz hediye benziyor da bakalım. Yalnız biz size bu lezzetleri yok, eksik tattırmayalım. Bir de şöyle yapalım. Nasıl yapıyoruz? Biraz üzerine kimyon ve birazcık ceviz. Şimdi güzel olabilirsin. Evet, isteyenleri bunu tereyağı ile beraber bakın arkadaşlar, şöyle böyle değişik, ağza güzel dağılan ve sıcacık bir lezzet. Güzel. Dövme ve keşkeğin Antakya versiyonu. Dövme ve keşkeğin Antakya. Aynen öyle. Aslında keşkek doğru şey oydu. Ben az önce hedik dedim. Diyarbakır'da hedik var ama o sulusu oluyor. Biraz bunun daha keşkek daha doğru. Tamam, teşekkür ederim. Gördünüz, dinlediniz. Şimdi bir sonraki lezzete devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar tabuş oruna geldi. Az önce çekimini gördünüz. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz muhteşem lezzet Antakya'daki en önemli yöresel lezzetlerden değil mi ustam? Evet, doğru. Şimdi buna özel bıçağıyla kesimini yapacak. Şöyle içini açalım sizlere. Ne vardı ustam içinde? Bunun içerisinde kuyruk yağı var, ceviz var, maydanoz ve baharat var. Duydunuz, tekrar ediyorum. Maydanoz, ceviz, kuyruk yağı ve bolca baharat ve bizim için en güzel ambaçlarıyla Eser'cimi de buradan saygılarla anıyorum. Antakya'da geldiği zaman yöresel bir şey arıyorsanız bunu mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Antakya'nın en ünlü lezzetlerinden bir tanesi Antakya döneri. Bunun İskender dönerinden farkı içinde patatesin olması ve ekmeğinin biraz daha farklı olması. Gerçekten zurna dönerinin hakkını veriyorlar. Şimdi bu içi tavuk dolu, patates dolu lezzeti deneme zamanı. Hakikaten mükemmel. Böyle acı biberlerle de lezzeti taçlandırıyoruz. O zaman bize afiyet olsun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Antakya köftesini deneyeceğiz bugün. Antakya köftesinin diğer köftelerden farkı nedir acaba? Sosumuzun farklı olması, etimizin içindeki baharatımızın farklı olması, evet. Ve sadece Antakya'da yapılması. Antakya'da yapılması. En önemli noktası, evet, da bu. Şimdi o zaman bir küçük bir gösteriyle başlıyoruz. Hemen başlayalım. Sosumuzla başlıyoruz. Yağımıza atıyoruz. İsteğe bağlı acı ya da acısız olarak devam edeceğiz. Sos, yağ, o birbirine sürüyorsunuz çok tabii güzel bir şekilde. Ekmeğin her tarafının. Güzel bir makyaj çalışması. Kapalı olması gerekiyor. Tabii. Mutlaka. Sonra etimizi, yağımızı, sosumuzla batırdıktan sonra. Ama hocam senin köftenin şekli de farklıymış. Tabii.
Onu söylemedim bak. Dediğim gibi bizdeki hani diğer şehirlerdeki gibi yuvarlak ya da düz böyle çubuk şeklinde değil. Yok şu bence birçok şey farklı. Mesela pişirme usulü de farklı. Aynen ocakta mesela çok bir yerde bulamazsın. Abi, sadece Antakya'da kullanılır bunlar. Çok farklı bence. Yani dedim ki buradan 50 kilometre ileriye gitseniz bulamazsın. Hatta 20 kilometre ileriye gitseniz dahi bulamazsınız. Bulamayız. Öyle bir ihtimal yok. O zaman bekleyelim de artık bu güzel lezzeti bir tadalım. Hadi bakalım. Instagram için bir ısırık aldım. O yüzden buradan devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışında da bir sos vardı. Kızarmış ve kıtır kıtır bir ekmek. Ve artık tadım zamanı. Soslu şeylere bayılıyorum gerçekten. Bir akışı, bir akışı var ya şu boğazdan. Çok güzel arkadaşlar. Antakya köftesinin neden daha güzel olduğunu şimdi çok iyi anlıyorum. Hadi konuşsana, başladım. Dur aşk yaşıyorum. Gerçekten aşk yaşıyorum arkadaşlar. Harbiye kebabını ilk defa deniyorum. Farkı nedir? İçinde közlenmiş domates de var. Samandağ biberi var. Ve etin içinde tabii ki buraya özel. Kendi tarifleri var. Kendi baharatları var. Ama Antakya'daki şunu söylemeliyim. Ekmek kültürü muhteşem. Bütün her yerde ekmeği çok güzel sosluyorlar. Ve içine onların o kendilerine özel etlerini koyuyorlar arkadaşlar. Ben daha fazla konuşamayacağım. Bu muhteşem lezzetle devam ediyorum. Bu arada ulaştı değil mi burası? Evet, kebapçı ulaşın yeri. Bu arada kebapçı ulaşın yerindeyiz arkadaşlar. O zaman tekrar bana afiyet olsun. Yarasın. Arkadaşlar ilk defa ötçeyi tadıyorum. Bakın burada çok daha farklı yapıyorlar. Az önce çekimde gördünüz. Şu an sanayi bölgesindeyiz. Tam bir sanat harikası yine diyeceğim. Çünkü içinde tonca şey var. Gerçekten şu ana kadar Antakya'da beğenmediğim hiçbir şey olmadı. Sokak lezzetleri konusunda Antakya'da çok iddialı bir şehir. Sanayi tarafına yolunuz düşerse 10 TL olan bu lezzeti 2022 itibariyle mutlaka denemelisiniz. Şimdi Umut Est restoranına geldik arkadaşlar. Çekimleri görüyorsunuz şu anda. Antakya'daki en meşhur tatlardan bir tanesi de peynirli irmik helvasıymış. Bizde böyle 4 kişilik bir porsiyon geldi. Eser'cim güzelce bir şekilde az önce çekti, anlattı. Ben de böyle kısaca bir anlatayım. Hatta onun kırıntılarını şurada görebiliyorsunuz. Onun yediği kısımları. Bakın burada zaten bolca Antakya peyniri kullanıldı. Zaten irmik, yağ gibi bileşenlerden sonra da ortaya bu muhteşem lezzet çıktı. Sadece şu görüntüyü inşallah artık sürme bitmediyse şöyle bir göstereyim. Tabii sıcakken çok daha sünüyordu. Görüntülerde gördünüz zaten. Helva aşığı biri olarak gerçekten çok güzel. Birçok sokak lezzetinden sonra tatlı çok iyi geldi. Buradan sonra sokak lezzetlerine devam edeceğiz. Görüşürüz. Karlı suya geldik arkadaşlar. Burada biberli ekmek ve katıklı ekmek yiyeceğiz. Tamamen bir doğal ortamdayız. Uzunca bir yoldan sonra geldik. Tandır hazırlanıyor. 10 dakikaya hazırmış arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Şimdi arkadaşlar Karlı Su köyüne gelmiştik. Az önce söyledim. Burada yine tandırımızı bulduk. Bakü'den sonra kendi tandırımızı, ateşimizi hazırlıyoruz. Birazdan burada hamurlar hazırlandı. Ablamızla birlikte biberli ekmek yapacağız ve onu deneyeceğiz. Harika bir doğa böyle suyun içerisinde. Biraz bugün şanssız bir günümüzdeyiz. Maalesef çamur akıyor. Yukarıda bir çalışmalar varmış ama ortam çok güzel. Ne kadar uzaklıkta burası Eser'cim? 20 dakika değil. 15-20 dakika. Belki 25 dakika uzaklıkta bir köy burası ama tamamen doğal bir ortam. Hatay'a geldiğiniz zaman, Antakya'ya geldiğiniz zaman buraya da mutlaka uğramalısınız. Bunu ben yaptım. Bu da gerçeği mi? Bunu abla yaptı, bunları ben yaptım. devam ediyoruz. Söz verdiğim üzere tamamen kendim hazırlayacağım. Benimki tamamen bir sanat eseri oluyor gördüğünüz gibi. Çökelek, çeşitli baharatlar, otlar, işte biberli ekmeğin en güzel kısmı da bu kısım. Şimdi artık işin en zor kısmına, tandıra yapıştırma kısmına geçiyoruz.
Evet, şimdi büyük bir efor sarf ederek gördüğünüz bütün hepsini ben yaptım çocuğum. Bunu ben pişirdim. Şunu, hatta şunları da olabilir. Şaka bir yana, gerçekten ablamız çok güzel bize hazırladı. Ben de bir tane deneme yaptım. Çok şükür başarılı oldu. Şimdi bu güzel biberli ekmeği, kimse katıklı ekmek diyormuş bunlara sanırım. Bunu deneyeceğiz. Mekan da çok güzel. Öğrenciyken bana bunlardan bol bol gelirdi. Ev arkadaşım Hataylıydı. O zaman da çok severdim, şimdi de çok seviyorum. Bu arada Karlısu köyünü size söylemiştik. Şu an bu su biraz çamur aksa da aslında berrak mavi mi yeşil mi diyelim, güzel bir suyu var ama çalışmadan dolayı şansımız da böyle. Ama buraya geldiğiniz zaman çok daha güzel bir görüntü olacaktır. O zaman bir sonraki mekanda görüşürüz. Bak buranın hem de. İçerisinde sarımsak ve sos var değil mi? Ne geliyor orada? Bakla geldi. Bu şu anda. 7 porsiyon. Limon suyu geldi biraz. Evet. Bu cıvık şöyle oluyor. Üzerine zeytinyağı koyduğumuzda cıvık oluyor. Normal dövüldüğünde. Muhteşem bir yemek şovunun, hazırlanış şovunun ardından arkadaşlar iki çeşit humusumuzu deneyeceğiz. Bu bakla humusu, yani bakla aslında diyorlar. Bu da normal orijinal, içinde turşunun, domatesin, biberin olduğu humus. Biz biraz çok çekim yaptığımız için dağıttık ama şöyle deneyelim bakalım, tadına bakalım. Humus her zaman favori lezzetim olmuştur yemeklerin yanında. Bakla ilk defa deneyeceğim bu arada. Daha önce hiç yememiştim. Renkler çok güzel gerçekten. Mükemmel. Efsane. Efsane. Gerçekten mükemmel. İkisi 2022 itibariyle 23 TL arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman mükemmel çayırcı humus evi. Mutlaka buraya da uğrayın. Humuslarınızı yemeden Antakya'dan ayrılmayın. Kısır zamanı diyoruz arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'nin birçok yöresinde bu lezzetleri görebiliyorsunuz ama Hatay ya da Antakya'da da kısırın bambaşka bir yeri var. Anneciğimi özledim. Şöyle sus kaldık biraz, salatalığımızı yiyelim. Bir sonraki lezzete devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu festival alanında yemeklerin dışında yöresel lezzetler de var. Burası Belen. Pekmezlerinin de satıldığı Belen Üreten Eller Kadın Kooperatifi. Bunun farkı nedir acaba? Bu pekmezimiz özel olarak hazırlanır. Katı olarak Nutella gibi sürüp yiyebileceğiniz kahvaltıda. Nutella gibi sürebileceğimiz. Evet, aynen. Besleyici özelliği bol. Besleyici çocuklarımıza biz Nutella yerine bunu yediriyoruz. Oo, çok güzel. İlgimi çekti bayağı. Teşekkür ederiz. Bir deneyelim şimdi. Sağ olun. Antakya'ya gelmişken arkadaşlar, tabii ki künefesiz olmaz diyoruz ve Meclis Künefe'nin bulunduğu kısma geliyoruz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Namınızı çok duyduk. Her yerde işte. Her yerde. Evet, Antakya Künefesi'ni artık bilmeyen yoktur. Bu festivalın da göz bebeklerinden bir tanesi. Şu an denemeyeceğim artık ama buradan gitmeden mutlaka yiyeceğim arkadaşlar. Antakya'ya geldiğiniz zaman da mutlaka künefenin tadımını da yapın. Görüşmek üzere. Yine ısırdıktan sonra aklıma geldi çekmek arkadaşlar. Bakın elimde duran şey kağıt kebabının dürümü. Az önce görüntüleri izlediniz. Bir de biliyorsunuz ki kağıt kebabı var, tepsi kebabı var, bir de kilis kebabı var. Bunlar çok karıştırılıyor. Ben şöyle kısaca bir farkını söyleyeyim. Arkadaşlar kağıt kebabı kuru olur, tepsi kebabı sulu olur. Kilis tavada, kilis kebabı kilis tavada altında patlıcan ya da patates vardır. Lütfen artık bu tartışmalara çok girmeyelim. Bu her şehrimizin güzel lezzetleri var. Antakya'ya da geldiğiniz zaman birçok mekanda bu muhteşem lezzeti de bulabilirsiniz. Bu bayağı bir acıymış ama ben bunu bitirmeden devam etmeyeceğim. Evet, şimdi arkadaşlar hep anlattık köfteleri, kebapları, şunları ama yöresel lezzetlere devam ediyoruz biraz tatlıyla. Bakın bu elimde gördüğünüz şey kömbenin hamuru. Kömbe bölgemizde çok yaygın bir lezzet. Özellikle hurmalı kömbe ve cevizli kömbe burada çok yaygın. Bol bol cevizimizi koyuyoruz. Ondan sonra bunu yuvarlak hale getiriyoruz. Tabii ki ustalarımın yanında ben olabildiği kadar yuvarlak yapacağım. Annem de eşi köfte çok yaptı ama bu biraz daha içindekiler sert olduğu için dikkat etmek lazım. Sonra iyice yuvarladıktan sonra arkadaşlar sadece bir yüzünü susama batırıyoruz. Sonra bakın arkadaşlar bunu bu şekilde özel kalıbına koyuyoruz. Kilise de bunu anlatmıştı. Sonrasında da 1-2-3 diyoruz ve bu şekilde vurup arkada gördüğünüz büyük fırınlarda pişirip şu muhteşem lezzetler haline getiriyoruz.
Şimdi biraz tatlı yeme zamanı. Sen bu alanda sadece yeme içme yok arkadaşlar. Aynı zamanda yarışmalar da var. Şu anda ötçe yarışması yapılacak. Ben size zaten bunu yapımını göstermiştim. Arkamızda şehrin güzel hanımları. Emine Hanım kolay gelsin. Başarılar diliyoruz size. Birazdan başlayacağım. Son yarışmacımıza geçiyoruz. Rotamıza devam edeceğiz. Cemile Yaşar. Cemile Hanım, evli miyiz? Evet, evliyim. Antakya'da mısınız? Evet. Altın özlüyüm Aslı. Altın özlüsünüz. Acıyı seviyoruz haliyle. Kolay gelsin abla. Teşekkür ederim. Bir ucundan tutarsanız şöyle. Evet. Tebrik ederim. Evet. Buyurun lütfen. Yanık tava yarışması. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar, Antakya'daki en önemli lezzetlerden bir tanesi de Haytalı Muhallebi. Ben daha önce bunu size zaten tanıtmıştım. Direkt Affan Kahvesi'ne gitmiştik. Orada tanıtmıştık. Yine Affan'ın standındayız. Nefis muhallebin üzerine. Affan dondurması ve gül suyu, değil mi hocam? Evet. Nefis gül suyumuz da geliyor. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Rengi falan o kadar güzel ki. Bu muhteşem renk cümbüşünü. Şu güzel rengi deneme zamanı. Altı taktiği var. Söyle abi. Tabii. Şimdi biraz muhallebisinden alacaksın. Aşağıda. Yarım kaşık muhallebi, yarım kaşık dondurma olacak. Zaten tadına aşıktım şimdi. Yine bu sıcakta çok iyi geldi. Şamuna geldik arkadaşlar. Şimdi burada bütün hamur işleri neredeyse bir arada arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Biberli büyük ekmek, külçe böreği, kaytaz böreği, bunların hepsini tanıtmıştık. Saç oru, içli köfte, kıymalı semirsek burada, o muhteşem hanım eller, kara ıspanaklı börek, hepsi burada sıcak sıcak yapılıp servise hazır hale getiriliyor. Ellerinize sağlık. Ben dün denemiştim. Bugün artık mide fesatı geçireceğim ama çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah mekanınıza da geliriz bugün. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İnşallah. Teşekkür ederim. Artık son vuruş diyoruz arkadaşlar. Petek Pastanesi'nin efsane künefesini deneyeceğiz. Antakya'ya gelmişken künefeyi denememek olmazdı. Bunun zamandır bu kadar güzel bir gün geçirmemiştim arkadaşlar. Her bir lezzet çok güzeldi. Ve tatlıyla buluş artık taşlandırmak çok güzel oldu. Bunu da bitirdikten sonra artık bayılmaya çekileceğim. Yarın görüşürüz. Şimdi Höç Kasabı'nda yeme zamanı diyoruz arkadaşlar. Ender abim sağ olsun davetiyle geldik. Hoş geldiniz. Hocam ben anlattım ama herhalde buranın en güzel ürünleri bir kağıt kebabı, bir de tepsi kebabı mı diyorsunuz? Evet, kağıt kebabı ve tepsi kebabı buranın Antakya'nın, Hatay'ın meşhur kebapları. Bu banarak yendiği için pide dediniz. Bu aynen da öyle. Kağıt kebabında yenmesi için lavaşla yeniyormuş arkadaşlar. Biz şimdi başlayacağız Ender abimle çünkü tek yemek istemiyorum iki tepsi. Bize afiyet olsun burada. Afiyet olsun. Bu arada kaç yıllık kurmuşsunuz hocam? 1960 yılından beri var Köşk Kasabı. 60 yılından beri. Babadan oğula. Bir de şunu açıklığa kavuşturalım. Kilis'ten farkı ne hocam? Onu da bana söylediniz ama bir yardım olsun. Kilis tavada içerisinde soğan da konur. Bizde ise soğan içerisine konmaz. Üzerinde konarak sunulur. Bu şekilde. Bizim, evet, içerisinde maydanoz, kapiber, sarımsak, tuz, karabiber bulunur sadece. Tamam benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buranın işletmecisi diyelim değil mi? Evet. İpek Hanım'la beraberiz. Kendisi de Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşımız. Evet. Peki şunları böyle tek tek evet, söyleyelim. Evet, menülerimiz var. Nefis. Bence Hatay kahvaltısı diye bir gerçek var, bir ritüel var. Bunu böyle hafızalarımıza kazıyalım. Çünkü burada bizim bir Antakya simidimiz var. Evet, Antakya simidi arkadaşlar. Vallahi nefistir bu. Mayasız hamur taş fırında pişer. Evet. Baharatı sabah esnafı görürsünüz böyle elinde çayla bu simitle böyle gezerdir, bandırıp gezerdir. Kiremit Antakya peyniri yine Antakya'nın bir peynirdir. Aman kiremitle pişer şey. Olmazsa çok güzel. Olmaz. Zeytin salatası, Hatay zeytin diyarı, biber ezmesi, Samandağ biber ezmesi. Antakya'nın 3 peyniri, yöresel peyniri. Sonra burada buna görünmeyecek. Tabii ki zahter, taze zahter. Olmazsa olmaz. Ve bu zaten. Sürk salatası. Sürk salatası arkadaşlar. Evet. İnanılmaz bir işlemle, çökelekten yapılan, sürk baharatıyla yapılan, attuğun zeytini tamamen doğal yöntemle yapılan, zeytini bekledikten sonraki hali. Tabii ki katıklı ekmek, taş fırın eserlerimizden. Orada kuru zahterimiz var.
bir size şunu kuru zatiri alın lütfen böyle tamam. Bandırıp yiyin. Ben şunu da başlıyorum artık. Hadi sonra başlayın. Kapatıyorum. Hemen şeyle kapatıyoruz. Bakalım. Samandağ biber reçeli. Bu en özeldir. Samandağ biber olmadan olmaz. Reçeli de acı tatlı sosa rakiptir. Uzak Doğu mutfağına iyi rakip bir yerli üretimdir. Nasıl beğendiniz mi? Ben zahter manyağım zaten. Aa süpermiş. O zaman ne diyoruz herkese? Bekliyoruz. Evet. Antakya'ya ve bu güzel gastronomi evine bekliyoruz. Bize afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar Hatay'a geldiğiniz zaman almanız ve denemeniz gereken lezzetlerin başında bakın şu görünüş sürp geliyor. İçinde bir peynir ve birçok baharatın kekiğin böyle harmanlandığı top haline getirip evde istediğiniz şekilde bunu paramparça haline getirip sonra işte zeytinyağıyla kahvaltılıklarınızı yapabiliyorsunuz. Künefe peynirleri var sünme. Bu da kızartmalık peynir arkadaşlar. Yaprak peynir diye geçiyor. Yani fiyatları gayet makul ki marketlerde satık fiyatları düşününce değil mi abla? El yapımı. Evet el yapımıymış. Evet. Bakın dolaplarda böyle bekliyor. Ben de aldım az önce. Müsaade yalnız. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sağ olun kolay gelsin. Bir diğer de almanız gereken lezzetler arkadaşlar. Kırık halhali zeytini. Kırık halhali zeytin bakın görüyorsunuz karşıda yazıyor. Belki anlayamayanlar için. Yeşil kırık zeytin aslında bunlar. Çeşit çeşit var. Boyut boyut var. Gördüğünüz gibi. Bu uzun çarşıda bol bol bunlardan bulup alabilirsiniz. Şimdi Hatay'ın ya da bu bölgedeki önemli lezzetlerden bir tanesi arkadaşlar gördüğünüz gibi taş kadayıfı arkadaşlar. Bu şekilde yarı pişmiş bir şekilde yapılıyor. Sonra siz bunu evlerinize götürüyorsunuz. Şiresiyle tatlandırarak artık kendi tatlınızı yapıyorsunuz. Bakın burada taze taze ustamız arkada yapıyor. Birçok yerde bunu görebiliyorsunuz. Ben de ilk defa bu şekilde ürünü görmüş oldum. Antakya'nın meze kültürünü arkadaşlar her yerde görebiliyorsunuz. Bakın bu da yine uzun çarşıdaki mezecilerden bir tanesi. Zaten humus, baş tacı. Onun dışında acukası, diğer buradaki tabii yöresel isimleri farklı. Babaganuçu farklı farklı mezeleri yine gramaj usulüyle alabiliyorsunuz. Yine uzun çarşının sokaklarını gezdikçe bu lezzetleri tek tek bulmaya devam ediyoruz. Ve gezdik, tozduk. Antakya'nın muhteşem lezzetlerini denedik, şiştik, kilo aldık. Ve bu güzel şehre artık veda zamanı geldi. Gel bakalım. Böyle yakışıklı bir delikanlıyla size veda ediyoruz. Sağ olsun beni fuarda yalnız bırakmadı. Darzu Festival alanında güzel videolarımızda o da bize anlattı. Şehrini seviyor musun? Çok seviyorum. Ülkemiz çok güzel değil mi? Peki en güzel yemekler nerede? Hatay. Hatay'da çiğ köfteyi mi seviyorsun? Yakışıklı kardeşimizle veda ediyoruz. Benimle kalmaya devam edin. Yeni rotalarda görüşmek üzere. Bay bay. Hasan.